Can, senin endişeleri var. Evde yine bir Mehtap ortalığı karıştırma peşinde benimle alakalı. Yapma. Finalde niye yaptığı gibi. Bir şey ya? Yok yok, finalde söylediği gibi hani benim adıma düşünüyor seni, ama benim adıma bu kadar net düşünmesini istemiyorum. Mehtap'la konuşurum zaten. Seni harcadıklarını düşünüyor. Yani tutunmak için dal Joker olarak olarak gördüğünü düşünüyor. Joker orada Joker falan. Can, senin alakası yok yani. Melis'i böyle düşünüyor yani, ikisini de. Bizi aslında de öyle düşündü. Şey yapmıyor. Ona, sana karşı öyle duygular beslemiyor ama bu evde kalabilmek için şu onların anda tutunacak dal olarak aynen görüyor seni. Aynen. Diye söylüyor yani. Abi Mehtap'ın o konuda yanlış düşüncelere sahip olduğunu ben daha önce de dile getirdim. Hani ben de Ceyda ilişkisinde de böyle söyledi. İşte siz Serhan'a inat böyle bir şey kalkışıyorsunuz falan. Yani abi hepimiz aklı başında yani insanlarız. Şey, Erdem de, Can Serhan'da. Bir şey söyleyeceğim. Mehtap'ın şu söylediği, diyor ki ben haklı çıktım diyor. Melis'le ilgili daha baştan, Melis kendi kararını, fikrini açıklamadan önce ben bunu söyledim diyor. Tamam. Onu ilk yani, ben söylemiştim bunu. Ha, onu evet burada da görüp sonrasında böyle bir şey paylaşmıştık zaten. Orada Eser patlatmıştı bu konuyu. Serhan'a olan ilgisiyle ilgili konuşmuştuk o zaman işte. Şu anda hani öyle Mehtap'ı eleştiriyorsun ama bu konuda haklı çıktım diyor da. Ben her ve konuda haksız demiyorum zaten abi. Ben diyorum ki hani bizim konumuzda bu kadar net konuşması yanlış. Sana abla diyebilir miyim? Hayır. Teyze? Abartma. Abla isim verme teyze. Kaç yaş var aramızda? Şimdi öyle söyleme. Ya ama 10 yaş var aramızda. Olsun. Ama saygıdan diyorum. Duygu'ya ne diyorsan ona da onu söyle. Ama Duygu'ya abla diyorum. Ben büyüğüm hayatım. Benim Duygu abla ondan 10 yaş. Ama ben çok saygılı bir insanım. Ben sana abla demek istiyorum. Benden küçük. Deme istemiyorum. Ben 6 yaş küçük. Bana anneanne diyebilirsin. Kaç? Ben 41. 42 basacağım. 33 ben de. Ben derim. Anneanne. Güzel fikir. Kendi var ya, kendi. Bir şey diyeceğim var ya. Hani beni yaşımda vurmaya çalışıyorsunuz ama ben gerçekten umurumda değil ya bu. İstediğinizi söyleyin, yapmak istiyorsanız. Yapacağı o yüzden ilk geldiğin gün. Bir dakika. O yüzden ilk geldiğin gün yaşımı belli etmiyorum değil evet, mi? Evet etmiyorum. Yaşımı belli etmiyorum. Evet yaşını etmiyorum. Yaşını tam da belli ediyorsun canım. Tam da 33 yaşındasın. Hı hı. 33 yaşındayım. Sen de benim yaşıma geldiğinde benim gibi göster. Ya sen ne yapacaksın ya? Kız çok şeker. Kız ne yaparsa yapsın. Bak sonra sevecektir seni. Biraz ben seviyorum. Arkadaşlarımla takılayım. Uğraşsın yani. Çok şey değilim ya. Gerçekten yaşlarım uğraşsın. Yaşların içinde kaldım. Evet. Çökeceksin. Seni gidi cırcır böceği seni. Hani inşallah siz öyle duruma düşmeyin. Sevdiğiniz insanlarla evlenin ve onlarla mutlu olun. Çocuklarınızla aynen mutlu bak, olun. Bak Mehtap hep gerçekten zor ama durum. Bu yaşında bak, belki sen ben tanıyabilen var tamam mı? Belki biz de sevdiğimiz insanlar. Daha yaşın çok genç güzelim. Daha çok çıkacak karşına. Ve evleneceksin de tabii ki. Belki benim yaşıma o kadar kalmayacaksın bile. Kader ama bak şey bu insanlar var. Sen bu kadar, kadar kalmıyor. Gerçekten zor durum yani. Oralardan yaklaşmak. Yo, ben de sevdiğim insanla evlenemedim ona bakarsan. Ben daha yani daha yaşın kaç? Ya yaşın kaçtı zaten. Allah, benim yaşımda evlenmek lazım. 33 yaşında evlenmek lazım değil ki. İşte bundan sonra sevdiğini arıyorsun Allah işte. Allah Allah, bu yaşta evleneceğim. Hayır işte. Hayır, 50 yaşında evleneceğim. Ya gözünü bir açıp kapatıyorsun, bu yaştasın. Bazen hayat seni öyle alıp savuruyor ki. Bir bakmışsın 30 yaşındasın, bir bakmışsın 50 hiç yaşındasın. Hiç anlamazsın bile. Şu anda sana böyle geliyor. Sen bir insanı sevdin, bir, ilk sevdin. İnsan birden bir o mücadele. 17 yaşındayım. İlk 23 yaş. Çok birini sevmek için çok normal bir yaştım. Ben sevebilirsin dedim zaten. Yani ben de birini sevdim, merak etme. Yani. Ama daha da sevebilirsin. Birini tamam, sevmiş, daha da kaybetmiş sevmek için buradayım zaten. Ha, birini sevmiş, kaybetmiş olabilirsin. Şu anda da evlenebilirsin. Ama 33 yaşında geç kalınmış sayılmıyor. Hani 50 yaşında da geç kalınmış. Tamam ben de sana sayılmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman ne demeye çalışıyorsun? Aşkın yaşım var. 30 yaşlar ideal yaş. Bence de 30 yaşlar ideal. Çünkü 20'li yaşlarda pişman olabiliyorsun ve boşanmaya gidebiliyor. Bak 19 yaşında evlenmiş. Ve boşanmaya gidebiliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de evlenebilirdim senin yaşında. Eğer ayrılmasaydım o kişiden. Ama ben tercih etmedim bana olan ilgisizliğini, ayrıldım. O da zaten başkasını tercih etti ondan sonra. Ama ben evleniyordum. O da onun şeyliymiş zaten. Hı-hı, o senin suçun yok onda. İşte onu demeye çalışıyorum. Sen de aynı duruma düşebilirsin. Ve ben istemem bu duruma. Kim, hiçbir bayanın düşmesini istemiyorum. Neyse olur. Sen yeter ki sakız neyse olur. Derin.